özel durum açıklamaları nedir? Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanması esastır. Özel durum açıklamaları, yatırımcıların zamanında tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasını kapsar. Özel durumlar tebliği uyarınca, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihracatçılar, özel durum açıklamalarını kamuya aydınlatma platformunda yer alan ilgili formları kullanarak KAP'ta yaparlar. SPK tarafından ihracatçılar ve ilgili taraflar için açıklamalarda yol gösterici olması amacıyla özel durumlar rehberi hazırlanmıştır. Peki özel durum açıklamalarını gerekli kılan durumlar nelerdir? Gelin kısaca bahsedelim. İhracatçının kontrolü dışında ortaya çıkıp ihraç edilen sermaye piyasası aracını etkileyecek dışsal koşullar. Üst düzey yönetim kadrolarındaki değişiklikler. Şirketi ya da yöneticilerini ilgilendiren dava, soruşturmalar. Olağan dışı tutarda gelir, gider ya da kar ve zarar değişiklikleri. Birleşme, devralma veya pay alım teklifi. Maddi duran varlıklarla ilgili bazı değişiklikler. Faaliyet değişiklikleri ya da yeni sektörel girişimler. İhracatçının finansal yapısına ilişkin değişiklikler. Bağlı ortaklıklara ilişkin değişiklikler. Özel durumlar rehberinde yer alan diğer değişiklikler gibi durumlar, özel durum açıklamalarını gerekli kılan durumlardan bazılarıdır. Yapılan özel durum açıklamalarına ihracatçıların internet sitelerinden de ulaşmak mümkündür. Özel durum açıklamalarının esas amacı, tüm piyasa katılımcılarının eş zamanlı olarak eşit seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve böylece eksik ve yanlış bilgi edinimi sonucunda etkin olmayan bir fiyat ve piyasa oluşumunu önlemektir. Borsa İstanbul.